Selamlar, ben Berkır. Genç bir sanat tarihçi ve fotoğraf sanatçısıyım. Bugün Samsung Galaxy Note 20 Ultra ile birlikte Beyoğlu'nda kısa bir tur atacağız. Selamlar arkadaşlar, ben Tolga Sıtkı, mimar ve fotoğraf sanatçısıyım. Berk'le beraber gezmeye çıkıyoruz. Beyoğlu'ndaki ilk rotamız Frej Apartmanı. Frej Apartmanı ile alakalı birazdan bir takım bilgileri paylaşıyor olacağım. Frej Apartmanı aslında şu an benim de, bizim de arkamızda kalan, size gösterebileceğim Şişhane Meydanı'nı domine eden yapılardan biri. Frej Apartmanı'nın yapılışıyla alakalı aslında bir takım tartışmalar var. En genel geçer kabul edilen daha doğrusu yapım tarihi 1905-1906 yıllarında yapılmış olduğu, Frej ailesinden adını alan bir yapı ve Mösyö Hanna Frej, Lübnan asıllı hanımefendinin yaptırmış olduğu bir yapı. Detaylarına baktığımızda cephesinde aslında Arnavut göndermeler yapan bir takım bezemeler olduğunu göreceğiz. Tabii tarihi anlatırken en tatlı yanlarından biri de rivayetleri aslında paylaşıyor olmak. Rivayetlerden biri de Frej Apartmanı ile alakalı olarak cephesinde detaylarında yer alan heykellerin ailenin çocuğuna gönderme yaptığı olması. Frej Apartmanı, yani ismini Frej ailesinden alması, Pera bölgesinden birazdan gezeceğimiz lokasyonlarda sık sık tekrarlıyor olacağım. Dönemin varlıklı ailelerinin buradaki gelişme nedenli bir katkıda bulunduğunu izliyor olacağız. Birazdan Pera bölgesine geçtiğimizde Alexander Valery'nin Decigüt binasını incelemeye gidelim derim. Detay fotoğraflarında ben genelde 5x zoom ya da 12 zoom'u kullanıyorum. Ama az önce birazdan muhtemelen Decigüz binasını konuşurken 50x zoom'u daha çok kullanıyor olacağız. Olabilir, olabilir. Aynı fikirdeyim. Özellikle geniş açısı da çok rahat yapıyor, çekiyor. Böyle yakın, dar sokaklarda geniş açı fotoğraflama olayında Samsung günü kurtarıyor. Bu Decigüz binası da Alexander Valery'nin binalarından biri. Az önce Frej Apartmanı'nı anlatırken bahsettiğim varlıklı ailelerin yapıları Decigüz için de geçerli. Decigüz de Pera bölgesinde yaşayan Levanten ailelerden biri. 1895 yılında yaptırıyorlar bu binayı Alexander Valery'ye. Aslında cephesine baktığımızda oldukça eklektik bir yapıyla karşılaşıyoruz burada. Neoklasik, neorönesans gibi ögeleri barındıran bir yapısı var. Cumbalar, ben böyle aradan şimdi görmeye başladım. Cumba evet, kullanıyor olması da önemli çünkü Pera aslında Osmanlı'da benimsenen Türk evi tiplerinde. Aynen öyle, cumbanın. Evet, ama Pera bölgesi özelinde ayrışan bir mimarisi var Pera'nın. Ve Pera bölgesinde Valery'nin cumba kullanarak yerel mimari bir atıfta yapması da oldukça tatlı görünüyor. Az önce Decigüz binasını da gördük. Yavaş yavaş o Şişhane'den Pera'ya giriş yaptık ve Pera'nın aslında kendi kimliğini çok daha doğrudan ifade eden yapıları aslında birazdan göreceğiz. Decigüz'ün en önemli yanlarından biri de aslında bu bölgedeki ilk taş yapılardan biri olması. Şimdi Pera'nın küçük Avrupa olarak da biliniyor olmasının en önemli yanlarından biri, Avrupa başkentlerinden Şark Ekspresi'nin başlamasıyla birlikte çeşitli oryantalist doğu merakı olan insanların İstanbul'a geliyor olmasından mütevellit kaynaklı bir gelişim var. Avrupa demişken birazdan Palazzo Donizetti'den, özellikle de Giuseppe Donizetti'den, Donizetti Paşa'dan bahsediyor olmak gerekir. Çünkü kendisi Türk bandosunun günümüz Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın kurulumuyla alakalı önemli adımları atan bir isim. Burada birazdan yeri gelmişken onu da anmak istiyorum. Bu sokakta en sevdiğim şeylerden biri de bizim doğal olarak aramızda bir sosyal mesafe var zaten. Evet, kesinlikle var.
Ben aslında bu kadar kısa değilim zaten, daha uzunum da. Bu arkadan çekildiğim için böyle gözüküyorum. Lafı tekrar devralıyorum ve bu sokakta en sevdiğim şeyler de az önce gördüğünüz saçıma düşen ışık. Bu sokağın ışığını ve o Galata Kulesi'nden, o büyük kütlesel hacimin arkasından süzülen ışık hüzmelerine bayılıyorum. Donizetti Paşa özelinde bu yapının onun hatırına burada duruyor olması kesinlikle çok naif. Osmanlı'yla İtalyan şefi, banda şefi olan Donizetti'nin ilişkisine baktığımızda Müzikayı Hümayun'un kurulması aslında bu bağlantıyı bize açık ediyor. Bu turun içine kesinlikle dahil etmem gereken isimlerden biriydi. Note 20 Ultra'nın geniş açısıyla birlikte burada sıkışık bir köşeye oturan yapıyı çok rahat bir şekilde kadrajıma sızdırabiliyorum. Donizetti Paşa hakkında konuştuk. Şimdi birazdan Pera Palas hakkında biraz konuşacağız ama öncesinde merak ettiğim bir şey var. Bugün kaç adım attık? Hemen Galaxy Watch 3'ümüze bakıyoruz. 3665 adım atmışız. Sanırım bir bu kadar daha yürüyeceğiz bugün. Pera Palas'ın detaylarına baktığımızda aslında 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başı için tipik İstanbul mimarisini izleyiciye sunan bir mimarisi var. Ve en önemli özelliklerinden biri müze olarak da içerisinde Atatürk'ün 1917 yılında kalmış olduğu odanın şu an izleyiciye sunuluyor olması. Bina oldukça ilgi çekici, neoklasik mimarinin detaylarını görebileceğiniz. Yine aslında rivayetlerden bir tanesi şudur ki Agatha Christie'nin Shark Express'indeki romanını burada yazdığı konuşulur. Hatta 411 numaralı odada kaldığı için onun da sergileme alanı içeride mevcut gittiğinizde. Buradan Pera bölgesinden çıkarak şimdi bir İstiklal'e doğru, Botar Apartmanı'na doğru gidiyor olacağız. İstanbul'da video çekerken aslında telefonumu bu şekilde sabit tutarak ileri ya da geri yürüyüşlerle Samsung Galaxy Note 20 Ultra'nın geniş açısından yararlanıyorum. Bu şekilde daha sinematografik anlatımlar elde ettiğimi düşünüyorum ve gün sonunda gördüğüm kareler ya da videolar beni çok tatmin ediyor. Şimdi Botar Apartmanı'na geldik. Arkamızda kalan yapıdan bahsedeceğim. Botar Apartmanı, II. Abdülhamit'in terzi için yapılan sevgili John Botar'ın konakladığı ve onun yaşamı için tahsis edilen bina. Binanın detaylarında en heyecan verici durumlardan biri İstanbul'daki belki de ilk Arnavut yapı olması. Bunun için detaylara şimdi kendi merceklerimizden bakalım. Biraz telefondan yakınlaştırdığımda binanın üzerindeki Arnavut detayları daha iyi görebiliyorum. Şuradaki stilize edilmiş çiçek motifleri özellikle heyecan verici. Yine burada da bir insan sureti görülüyor. Şimdi sıra Suriye Pasajı'na geldi. En sevdiğim pasaj. Benim de öyle ve Suriye Pasajı benim için şu anlamda çok önemli. Ben aslında fotoğraf çekmeye ilk başladığımda ilk portrelerimi burada çektim ve o anlamda Suriye Pasajı'nı bu rotaya dahil etmek benim için çok özel oldu. Aynen öyle, kesinlikle katılıyorum. İçeri girdiğim andan itibaren buradaki o sarı ışığın loşluğu ve yukarı doğru sanki böyle sonsuz alan derinliği beni heyecanlandırıyor burada. Evet. Birazdan yukarıdan da aşağıyı gösteririz bence ve daha da keyifli bir hal alır. Kesinlikle. Az önce yukarıdan da bir aşağıya bakalım demiştim. Birazdan onu göstereceğim. Ondan öncesinde
Suriye Pasajı'nın altları işletme olarak devam ederken üst katları konut olarak görüyor. Ve buradaki ilginç bilgilerden biri de Türkiye'nin ilk sinemasının bu binada olmuş olması. Şöyle aşağıya doğru şu şekilde binanın geri kalanını da gösterebilirim. Bugün Beyoğlu'nda kısa bir tatlı turu geride bıraktık. Samsung Galaxy Note 20 Ultra bizimle birlikteydi her zaman olduğu gibi. Şimdi asıl merakımız Kadıköy'de yılbaşı sofrası hazırlayan Çabı ve Oğuz için sizdeyiz.